Merhaba arkadaşlar. Şimdi Dart dilinde bir tur atmaya başlayacağız. Bu tur sonunda Dart'ın temel fonksiyonlarını, temel değişkenlerini biliyor olacağız. Şimdi daha önceki derste de söyledim. Built-in types yani dilin kendi içinde gelen tiplerden bahsedeceğiz. Burada da şu dokümantasyondan da sizler takip edebilirsiniz. Ben bu dokümantasyonu sizler için Türkçe çeviriyor ve örneklendiriyor olacağım. Aslında bu dokümantasyon dışında bir dokümantasyona ihtiyacınız yok. Şimdi e, ilk önce Numbers, Strings, Booleans, Lists, Sets, Maps, e, Runes önemli değil bence. E, semboller bunlar çok e, önemli olmayacak benim için. İlk 5-6 e, tanesi önemli olacak. Ondan sonra fonksiyonlardan falan bahsedeceğim. Şimdi e, online olarak yazabildiğimizi söylemiştim. Nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Dart'ın ana sayfasına geldiğiniz zaman e, isterseniz Open in DartPad e, diyerek bir DartPad açabilirsiniz. Bakın burada e, bir P sayfasını oluşturuyor. İsterseniz get started dediğinizde şöyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Burada bir çalıştırma düğmesi var. Çalıştırdığınız zaman size çıktığı veriyor. Ya da yeni bir sekmede açmak isterseniz size yeni bir sekmede açıyor. Ben bunu tercih edeceğim. Diğeri diğeri de olabilir aslında ama burada HTML ve CSS de var. Daha çok böyle weble ilgili bir şey çalışıyor olsaydık burayı tercih ederdik. Şu an bizim işimizi bu görecek. Bizim dart dilinde kullanırken main fonksiyonumuz olmak zorunda. O yüzden main içinde çalışacağız. Buradaki for döngüsünü kaldıracağız ve şu an anlatmak istediklerimizden bahsedeceğim. İlk başlığımız neydi? Hemen ona bakalım. İlk başlığımız numbers. Yani integer, double ifadeler. Daha önce programlama bilgisi olan arkadaşlar biliyordur. Ben bu sekmeyi kapatıyorum. İsterseniz buna da bakabilirsiniz. Şimdi eğer siz bir ifade tanımlıyorsanız var x eşittir 5 dediğiniz zaman x değerinin artık 5 olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ben burada run dediğim zaman, çalıştır dediğim zaman herhangi bir şey göremeyeceğim konsol tarafında. Noktalı virgülü sildiğim zaman bana anında derleyip expected to find noktalı virgül. Yani bir noktalı virgül bulmak istiyordum. Öyle bir şey göremiyorum. Hata veriyorum diyor. Noktalı virgül koyduğum zaman hatanın kalıtığını görüyorsunuz. Ancak yazdırmak istediğimiz zaman hala bir yazı yok. Şimdi dart online çalışmanın güzel bir yanı da şu siz bakın size Purple PurpleSalad2161 gibi böyle kendiliğinden bir isim tanımlıyor ve çalışmanızı burada tutuyor ben bunu kapattım tekrar açmak istediğim zaman benim oturmamı hala koruyor olduğunu göreceksiniz eğer örnekleriniz falan varsa buradan da kendiniz de kaydedebilirsiniz buradan örnekleri de açabilirsiniz yani share diyerek de siz örneğinizi paylaşabiliyorsunuz şimdi var x eşittir 5 demek integer yani tam sayı bir değer tanımladığınızı söylüyorsunuz. Tam sayı. Peki ben iki tane slash slash yaptım ve bir şeyler yazdım. Burada yeşil bir ifade oldu. Buna ne diyoruz? Bunun ismi yorum satır arkadaşlar. Şuranın şöyle başlayan bir şey yorum satırdır. Bu tek satırlık yorum satırıdır. Evet. Tek satırlık yorum satırı bu derleyici tarafından önemsenmez. Sizin kendi kodunuzu niçin yazdığınızı oraya daha sonra hatırlamak istediğiniz bir notlarınız varsa yazabildiğiniz bir şeydir. Mesela ben run dediğim zaman herhangi bir şey yine görmeyeceğim. Peki x'in 5 olduğunu görmek istediğimiz zaman ne yapacağız? Print deyip x dediğinizde noktalı yani bilgilerinizi koyup çalıştırdığınızda x'in 5 olduğunu artık konsol ekranında görebiliyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi tam sayı tek satırlı görüm satırıyla ile ilgili herhangi bir şey yok. Çoklu satır içinde diğer dillerde de olduğu gibi şu şekilde çoklu satır ifadeleri yazılabiliyor. Buna da çoklu satır diyelim. Temel bilgileri biliyor olanınızın çok olduğunu eminim. Bunları bilenler ya iki x'i izlesinler ya da bunları geçebilirler. Oldukça temel ifadeler bunlar. Evet. Şimdi siz bu şekilde yaptığınızda bir integer sayı tanımladığınızı söylemiş oluyorsunuz. Bir de şu şekilde tanımlayabilirdik biz x'i. Bu şekilde de x'i tanımlayabilirdiniz. Ancak size bir hata verecek. x zaten tanımlı. Buradan şunu anlamalısınız. Bir değişkeni daha önceden tanımladıysanız var x eşittir diye o değişkeni yeni bir değer verirken int olarak tanımlayamazsınız. Ancak şöyle yapsaydınız eğer sadece x eşittir 7 demiş olsaydınız o zaman siz x'in değerini değiştirmiş olacaktınız. Şuradaki print x'i alıyorum. Şuraya da yapıştırıyorum. Tekrar çalıştırdığım zaman göreceğim ki 5 ve 7 değerleri ayrı ayrı yazıldı. Çünkü buradayken x'in değeri 5'ti. Burada 7 yaptım. Ama tekrar söylemek istiyorum. int x eşittir 7 diyemiyorum. Çünkü x bir değişkenim zaten benim artık bir yerde tutuluyor. x'in sadece değerini değiştirebilirim. Onu bu şekilde yazabilirsin. int y eşittir 3 dediğim zaman artık bana y'nin 3 olduğunu biliyorum diyor program. Bunu 3 olarak algılayacaktır. Bir de var yani int y eşittir 3 ile var y eşittir 3 aynı şey. Onu söylemek istiyorum. Var z eşittir 4.2 dediğiniz zaman bir double ifade tanımlamış oluyorsunuz. Yani ondalıklı sayı dediğimiz bir ifade tanımlamış oluyorsunuz. Bunu da yazdırmak isterseniz Şu ön düzelmesini bekliyorum. Evet düzeldi. Run'a bastığımız zaman 4.2 de yazabiliyorsunuz. Aynı şekilde double ifadeyi var z eşittir. Bu şekilde tanımlayabildiğiniz gibi. Mesela double k eşittir 5.3 diyelim. K'yı da yazmak istersem print k diyerek yazdırabilirim. Bu çıktıyı böylece görebilirim. Evet 5.3 k yukarıda olduğu için önce onu yazdım. Biz bu dersen aslında birkaç şey öğrenmeliyiz. 1. Main fonksiyonu olmaz olmazımız main'in içinde çalışacağız. 2. Eğer tam sayı ya da double yani isterseniz integer isterseniz double bir ifade tanımlıyorsanız var ile tanımlayabilirsiniz. Ya da direkt int veya double key'lerini yani kelimeciklerini kullanarak tanımlayabilirsiniz. Eğer onları yazdırmak istiyorsanız print kullanarak yazdırabilirsiniz. Tek satırlı yorum satırı ya da çoklu yorum satırları yapmak istediğiniz zaman da diğer dillerdeki gibi ıı, slash slash veya slash yıldız yıldız slash satırlarını kullanabilirsiniz. Numberslarla ilgili bilmeniz gereken temel şey bu arkadaşlar. Bir sonraki derste stringleri anlatacağım. Stringleri anlattığım derse görüşmek üzere. hoşça kalın.